Evet bir tarafta zirve yarışını sürdüren Galatasaray hı hı. ama son maçlarında son dakikalarda gelen galibiyet golleriyle biraz stres yaşayan bir Galatasaray. Hadi. Diğer tarafta da teknik direktör değişikliğiyle birlikte çıkışa geçen bir Samsun Spor. Zor bir deplasman. Nasıl bir maç bekliyorsun Taner? Yani zor deplasman ve Galatasaray'ın da son birkaç karşılaşmasına baktığımız zaman oyunu kurmakta da yer yer zorluklar çekebilen bir Galatasaray var. Tabii ki giden oyuncuların boşluğunu doldurmakla da alakalı bir durumdu. Bir taraftan Afrika Kupası'nda olan Hakim Ziyek'in etkisiyle birlikte 10 numaranın tandemsiz kalması, arka tarafta Saşa boyunu gitmesiyle birlikte bek tandemlerinin planlaması değişmesi, Sol tarafta Berkan Kutlu'ya kadar giden 7 farklı sol bek denemesi derken Galatasaray bir şekilde kazanmayı başarıyor. Ama tabii ki de oyunun kalitesi olarak da yer yer soru işaretleri barındırdığını biliyoruz. Bundan sonrasında nasıl bir planlama olur, bunu kestirmek çok kolay olmuyor ama Samsun Spor karşılaşması da Samsun Spor'un yeni hocasıyla birlikte, yeni derken en azından bir süredir hı hı. takımı çalıştıran hocasıyla birlikte çıkışını devam ettirmek isteyeceği bir kesin. İşleri kolay değil onların da. Galatasaray hızlı bir şekilde oyuna girip skoru bulup oyunu bir şekilde kontrol altına almaya çalış çalışacaktır gibi geliyor bana. Ama sezon ilk yarısındaki Samsun Spor maçını hatırlayalım. Hı hı. <laughs> bu karşılaşmada Samsun Spor Galatasaray öne geçip farklı öne geçip sonrasında Samsun Spor oyuna bir anda dengeyi getirmek üzereyken oyun kopmuştu. Yani tehlikeli işler yapabilen bir Samsun Spor var. Peki şimdi nasıl bir kadro bekliyoruz? Aslında en çok merak edilen konulardan biri de bu. Eee... Bir Muhtemel 11'imizi getirelim ekrana. Üzerine konuşacak birkaç farklı bölgede birkaç farklı konu var Taner. Muslera, Kaan, Nelson, Sanchez, Barış Alper, Kerem Demirbay, Toreyra, Zaha, Kerem, Mertens <laughs> ve İkardi. Şimdi burada önce bir önceki saat diliminde Savaş Çorlu'yla yaptığımız bağlantı hı hı. bilemiyorum takip edebildim hı hı. mi Taner? Savaş Çorlu önemli bir iddia dan bahsetti. Zaha'nın kafilede daha doğrusu maç kadrosunda yer almasına rağmen kafilede olmadığı ve Samsun'a gitmemiş olma ihtimali e, üzerinde e, durdu. Hmm. Teyide muhtaç bir bilgi henüz e, doğrulatamadık. Öncelikle onu söyleyelim. Bu bir iddia şu anda. Ama hem kafile fotoğraflarına baktığımız zaman yok. E, yok e, Hem de e, Samsun'a gitmediği şeklinde bir istihbarat e, aldığını söyledi Savaş Çorlu. Teyide muhtaç. Bunu şu anda kontrol ediyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim ama bu enteresan bir bilgi ve Savaş dedi ki ben Barış Alper'i sağ açık pozisyonunda bekliyorum. Berkan, Berkan Kutlu'yu Kutlu, sol bekte bekliyorum. Onun dışında kadro bu dedi. Bu iddia üzerinden istersen biz de bir başlayalım. Gel Zaha'nın son anda bir sakatlanma durumu var yok mu? Bunlarla alakalı da tabii muhabir arkadaşlar çok fazla doğal olarak transfere de yoğunlaşmak zorunda tabii ki. kaldılar. Ee, ama muhtemelen bu sabah saatlerinde artık yavaş yavaş biz bu yayının sonuna doğru gelirken de bir şeyler netleşmiş olacaktır Sağ konusunda. Ama Savaş çorlu da böyle bir istihbarat aldıysa da muhtemelen ee, dikkate alınması gereken tabii bir, ki, bir durum. Tabii. de yılların Galatasaray evet. muhabiri ve yazarı, Asporunda da yılların e, yorumcusu, Aspor Galatasaray üstüne yorumları çok sık yapan bir isim. O yüzden de za ile ilgili böyle bir istihbarat aldıysa Altı doludur ve e, Zaha'nın yokluğunda Galatasaray nasıl etkilenir kısmı biraz da Icardi ne yapara bağlı. Hı hı. Çünkü burada Kerem Icardi Mertens üçlüsü ortalarının yükünü çektikten sonra evet Zaha'nın bu arada şöyle bir tablo da var sevgili e, Ezgi. Zaha yokken o bölgeye çekilecek olan Barış Alper de vasatın altında bir oyuncu değil. Yani sağ açıkta oynadığı evet. maçlarda gösterdiği performans çok kıymetliydi. Tabii burada soru işareti olan nokta Berkan Kutlu savunmaya geçtiğinde arka dörtlü ne yapacak? oyun ezberi konusunda çok zayıf olan bir dörtlü olacağı için Kaan'ın bir tarafta, Berkan'ın bir tarafta oynadığı bir planlama içerisinde ön taraftaki Torreira'ya çok iş düşecek. Çünkü Berkan'ın açıklarını kapatmaya çalışan bir Torreira olacak bir taraftan da. O yüzden Samsun Spor için e, fazlaca yeni atak şansı anlamına gelebilir. Ama tabii ki ön tarafta Barış'ın olmasıyla birlikte öndeki dörtlü muhtemelen 2-3 golü e, bir şekilde çıkartacaktır. Şimdi Zaha konusuna bir geri dönersek Taner e, Zaha'nın Listede adının olup e, kafilede yer almadığı gibi bir görüntü olması üzerine ister istemez transfer de gündeme geliyor. Çünkü bir sakatlık olsa zannediyorum kulüpten e, sıcağı sıcağına hemen böyle bir açıklama yapılırdı. Yani biz e, kafilede listede yer verdik e, Zaha'ya ama... Son anda. E, son anda bir sakatlık durumu veya bir hastalık durumu ortaya çıktı ve Samsun'a götürülmedi şeklinde. Yani acaba götürüldü de şu anda biz mi e, bir iddia üzerinden konuşuyoruz? Bu da bir ihtimal elbette ki. E, ya da acaba transfer dönemindeyiz ve enteresan bir gelişme Zaha ile ilgili de yaşanıyor olabilir mi? <laughs> yani böyle bir riske girişini zannetmiyorum Galatasaray'ın. Yani şu anda UEFA listelerinin vereceği bir günde, Za gibi bir isimden vazgeçmek demek zaten Serge konusu konusunda hala bir soru işareti. <laughs> Bek transferinizi henüz yapamadınız. Ön tarafta bir de Za'yı kaybedip Boya'yı kaybetmişseniz kendi bir taraftan da. Bu, bu riske gireceğini zannetmiyorum Galatasaray. Tabii ki oyuncu gitmek istiyorsa ayrı bir olay ama e, onun da ön, en son Serge transferinde de e, referans olduğunu biliyoruz onun da işte galınması yönünde referans olduğunu biliyoruz bir taraftan da. Bu yüzden de ben şu süreçte çok da hani Zaha'nın ayrılma ihtimali yüksek bulmuyorum. Bunu söyleyebilirim. Muhtemelen Son anda gelen bir sakatlık ya da buna benzer bir detay vardır ve kadrodan kafileden son sahnede yani listeler açıklanmıştır, anonslar yapılmıştır ardından bir problem yaşayıp gitmemiş olabilir. Şimdi birazdan transferi soracağım ama bu maçla ilgili son olarak kadroda özellikle hı hı. Berkan şu anda bizim muhtemelen 11'imizde barış görünüyor ama Berkan oynama ihtimali üzerinden konuşursak Kaan Ayhan Berkan Kutlu ikilisi ki Berkan... Sol bekte denenen 7. isim olacak. Oldu daha doğrusu geçen hafta Oldum. ile birlikte. Geçen hafta oldu. Eee ne yaptın? Sol bek arayışı devam ediyor. Evet. Sağ bek transferi yapıldı ama bir süre daha e, kadroda olmayacak. E, <laughs> i̇ki devşirme bekle yoluna devam ediyor Galatasaray ve bu ne kadar sağlıklı bir durum. E yani sağlıklı gözükmüyor. Yani burada tabii şunu söyleyeyim. Kaan Ayhan özelinde bahsedeyim. Kaan Ayhan aslında e, zaten bek e, akademi eğitimini almış bir oyuncu yani bekte oynayan, daha önce çok sayıda maçı olan bir isim. O yüzden Kaan Ayhan'ı burada devişirme diyemiyorum ama Berkan Kutlu kısmında sana katılıyorum. Yani hı hı. Berkan Kutlu'nun performansı olarak da görmemiz lazım. Şimdi merkezdeki performansını sıklıkla biliyoruz ve iyi işler yapıyor. Ama bek pozisyondaki Berkan'ın Galatasaray'a nasıl bir uyum sağlayabileceği kısmıyla ilgili yeterince yeterince bir referansımız yok. Mesela Kerem'le ne kadar uyumlular? Evet, yani Kerem Torreira, Berkan Kutlu üçlüsü. Yani bu ...tablonun sol tarafında kalan üçlü... ...nasıl bir etki gösterebilecek? Bu çok önemli. Sağ tarafta e, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Zaha... ...üçlüsünden bahsediyoruz. Ve diğer tarafta da Barış Torayla Kerem Üçlüsü. Yani oyunu ikiye böldüğümüz zaman... E, ...maçın kaderini aslında bu devşirme oyuncularla dolu olan... ...bu iki bek ve iki kanat oyuncusu... E, ...belirleyecek gibi gözüküyor sevgili Ezgi. Peki şimdi transferde... ...sağ bek, evet. e, sergi, oriye <laughs> <oraya> transferi... <laughs> e, ...yapıldı Galatasaray'da ve... Oyuncu şu anda milli takım kadrosunda e, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor ki Fildişi sahilinde finale yükselme ihtimali olan bir e, takım hı hı. her zaman kağıt üzerinde. E, önemli bir e, başarılı bir takım. Şimdi Okan Burun belki de 3 maç daha ki en az e, bu durumda eğer Fildişi sahili finale çıkarsa. Ee, yine belki Kaan Ayhan'la devam etmesi gerekecek. Hı hı. Bu doğrultuda Saşa boy'un kadroda ne kadar önemli bir yer e, teşkil ettiğini zaten biliyoruz. biliyoruz e, Galatasaray'a ne kadar büyük katkılar verdiğini. E, acaba aranan Sabek orya midir? Senin beklentin bu oyuncudan nedir? E, kiralık olarak kadroya katıldı. Beğenilirse yola devam edilecek gelecek sezon. Ne dersin? Katıldım pek. Katılmadı mı? hala pürüzler var son dakika. Ee, gece 3 civarlarında zaten e, süreç yani görüşmeler sürüyordu. Şu an ödeme planlarıyla alakalı e, henüz %100'e ulaşmamış bir durum var. Ama herhalde Galatasaray Ay, bu konuyu çözecektir. Tabii ki ama. E, ama şu anda e, oyuncunun kulübüyle Galatasaray arasında e, bir ödeme planı pazarlığı hala devam ediyor. Ama bu aşılacaktır çünkü UEFA listelerinin verilmesindeki son evet, gün. Evet. Yani burada Galatasaray artık 3'ün e, 5'in Lafını etmeden biraz da kulüp de bunun farkında olduğu için karşı taraf Galatasaray'ı biraz Nottingham Forest, Galatasaray'ı biraz bu anlamda zorlamaya çalışıyor. da muhtemelen gardını düşürmek zorunda kalacak ve imzalar atılacaktır. Burada bir sürpriz artık beklemiyorum. ve Sergi Aurel transferi de özellikle 6 aylık bir transfer olarak hatta 4 aylık bir transfer olarak bakarsak mantıklı bir tra transfer. Neden? Çünkü o bölgeye Birincisi oyuncunun kariyeri gerçekten de zaten çok iyi bir kariyer. Yani oynadığı takımlar, çalıştırdığı, çalıştığı teknik adamlar işte Mourinho'lar vesaire derken gerçekten de çok üst seviye teknik adamlarla fazlaca maça çıkmış olan ve hızlı bir şekilde size orada bir yara bandı. ilaç demiyorum. Yara bandı olabilecek bir oyuncu ama 4 aylık. Belki de çok iyi bir ritim top tutar. Devam edersin ama 4 aylık süreçte üstelik bu fiyatları çünkü bilinen şu ana kadar muhabir arkadaşlarının da verdiği bilgiler ödemeler konusunda Galatasaray'ın sıfıra yakın bir bedelle hatta neredeyse bu transferi bitireceği konusunda haberler geliyor. Ama bir taraftan da <laughs> bazı kaynaklar ödeme planlarıyla alakalı da pürüzlerin sürdüğüyle ilgili bilgiler paylaşıyor. O yüzden bu transferin büyük bir başarı ya da olup olmadığını tartmak için nasıl fiyatlar, nasıl bedeller ödendiğinin bilinmesi gerekiyor resmi olarak. Ama e, oyuncunun 4 aylık süreçte Galatasaray için ben iyi bir tercih olabileceği kanısındayım. Tabii ki de Belki de 3 ay olacak bu arada. İşte fildişi Sahili evet, ne zaman e, gelecek? Ne bağlı. zaman gelecek? Şu an bütün Galatasaray taraftarları fildişi Sahili'nin elenmesini bekliyor. Şimdi oyuncuyla alakalı dün işte sakatlıkları vardı vesaire gibi konuşmalar var ama Afrika Kupası'nda özellikle son karşılaşmasında 120 dakika oynamış bir isimden bahsediyoruz. Yani e, diziyle ilgili problemini atlatmış ve şu anda milli takımında oynayan ve Galatasaray'a geldikten sonra da muhtemelen yani doğrudan sahaya atabilir misiniz? Bunu kestirmek mümkün değil ama kısa bir süre içerisinde oyunu alabilecek bir isim gibi duruyor. Esas sol bek konusu tabii ki çok evet. uzun süredir konuşulan bir konu ve hala anlaşma sağlanamadı. Eee takımla devam etmeyeceği nereden baksan Taner 2,5 3 aydır belli tabii. olan bir çok konu net ve eee arayışlar da bir bu kadar süredir aslında devam ediyor olmalı Hı -hı. diye düşünüyoruz en azından Galatasaray'da ediyordu ve da. ediyordu da bildiğimiz evet, ediyordu. kadarıyla ama ee, hep Rıdvan ismi üzerinde yoğunlaşıldı. Hala da son gün e, hala Rıdvan Yılmaz transferinin bitirilmeye çalışıldığını en azından evet. muhabir arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Son anda bir Levent Mercan ismi e, gündeme geldi <laughs> ve sanki bu iki oyuncudan biri kadroya katılacak gibi görünüyor. Ama geç olmadı mı? Geç oldu. Yani hem Beşiktaş hem de Galatasaray şu an transferde bazı oyuncular da gecikti. Hadi saşa boyu anlayabiliyoruz. Yani oyuncu son dakika sürpriz olarak gitti. Galatasaray yönetimi de beklemiyordu. Hı -hı. Hatta Saşa Boy da beklemiyordu. Devre arasında böyle bir transfer. O yüzden sağ bek kısmına anlam verebiliyorum. Veremediğim nokta da var aslında da o da şu. Saşa Boy gibi bir potansiyel, Torreira gibi bir potansiyel ya da Barış Alper gibi bir potansiyelin her an ayrılma ihtimaline karşı A, B, C, D planlarınızın bir köşede hazır olması lazım. Sol bekte Angelino bile gideceğinin farkındayken Angelino bile oynamak istemez durumdayken Galatasaray'ın çoktan oraya bir planlama yapması gerekiyordu. belki yapıldı. Belki denildi ki işte Kaan Ayhan var oraya çekeriz. Önceliğimiz sol bek değil. Biraz daha başka mevkiler denmiş olabilir. Ama Galatasaray'ın kafasında şöyle bir tablo var. Rıdvan Yılmaz dediğin gibi. Ama Rangers tarafı yaklaşık 4-5 milyon euroluk bir bonserviste artık aşağı inmiyor. Ama hala da Galatasaray bu konuda ısrarcı. Ee, Dubois kısmı ile alakalı Dubois'ın hem sağda hem solda oynayabiliyor olmasının verdiği bir istek var. Dubois gelirse en azından işte bir tarafta Aure, diğer tarafta Rıdvan. Dubois'ın bu iki ismi plaselediği, elinizde bir taraftan da Kaan Ayhan gibi bir isim var. Yine iki tarafı da plaseleyebilen bilen evet. gibi gibi. Hatta Barış Alper'i de sayalım. O yüzden Galatasaray şu anda bakan budan gelen 5 milyon euroluk bir bedelle Rıdvan artı Duba iki transferini bitirme ihtimali var. Yani şurada Şöyle düşünelim. 5 milyon Euro'luk bir rakam aldı Galatasaray Bakanbu'dan. Yaklaşık 4-5 milyon Euro'yu Rıdvan transferine ve free olarak gelme ihtimali olan işte e, Aurer transferi artı yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir Başakşehir isteği olan eee Dubois transferi birlikte Galatasaray bu hamleleri 3 transferi Bakanbu'dan gelen yani bir son adam yedeğinden gelen bir parayla karşılaşma karşılama ihtimali var.